Türkiye'de bir takım medyanın oyunuyla beraber, Türkiye'de medyanın hokkabazlığıyla beraber 28 Şubat'ın başörtüsünden dolayı yapılmış olduğu gibi, 28 Şubat'ın Kur'an kurslarından, 28 Şubat'ın medreselerden, İmam Hatip okullarından, Erbakan hocamızın başbakanlıkta tarikat liderlerine iftar yemeği verdiğinden gerçekleştiği gibi bir imaj oluşturdular. Ama 28 Şubat'ın neden gerçekleştiğini asla ama asla bu milletin anlamaması için türlü türlü entrikalar çevirdiler. Bakın, Amerika Büyükelçisi'nin söyledikleri içerisinde ne başörtülü kızların üniversiteye girmesi var, ne İmam Hatip okullarının orta kısımlarının açılması var, ne Erbakan Hoca'nın başbakanlık konutunda tarikat liderlerine iftar yemeği vermesi var. Ne var? Birincisi, bu ülkenin ekonomisi bizim kontrolümüzde olacak diyor. Bir ikincisi de, dış politikanız bizim kontrolümüzde olacak. Onun dışında istediğiniz kadar İmam Hatip açın. Onun dışında istediğiniz kadar başörtülüleri üniversiteye sokun. Onun dışında istediğiniz kadar Kur'an kursu açın. Başbakan tarikat liderlerine iftar yemeği verin ama bizim özellikle bu planlarımıza asla ama asla müdahale etmeyin. Ve Erbakan hocamızın bu yaptıkları neticesinde, Erbakan hocamızın o 6 maddenin tam tersine işler yaptığı gerekçesiyle, Türkiye'de Anadolu insanının emeği bir avuç sermaye tarafından sömürülmesin, Türkiye'de insanlarımız insan onuruna yakışır bir hayat sürsün diye Erbakan hocamız Türkiye'yi ekonomide dışa bağımlı olmaktan kurtarma mücadelesi verdi diye, D8'lerle beraber Türkiye'nin ve İslam ülkelerinin dolarla sömürülmesine karşı çıktığı için 28 Şubat gerçekleşmiştir. Ve biz bugün hala 28 Şubat'ın neden gerçekleştiğini anlayabilmiş değiliz.